Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kapalı betasında oynadığım ve o zamanlar videosunun çekilmesine izin verilmediği için videosunu çekemediğim Meteor Maker'ı tanıtmak istiyorum. Meteor Maker şu anda açık betada bir hafta oynayabileceksiniz. Oyunun özelliği şu arkadaşlar. Kıyamet sonrası bir dünyadayız. Şuradaki boss kardeş bizi kurtarıyor. Ben buna boss diyorum. Bu boss'u besliyoruz ki bizim için ilacı bulsun. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Oyunun İki aşaması var arkadaşlar. İki aşamada yapıyoruz bunu. Birincisi başka oyuncuların kurduğu bezleri işgal edebiliyorsunuz. Bu bezlere de oyuncular kendileri tuzaklar kurmuş oluyor. O tuzakları aşıp her şeyi öldürerek bezi tamamlamaya çalışıyorsunuz. İkinci aşama ise kendi bezinizi inşa edip oradan kaynak çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve bezinize saldırılan oyuncuları öldürecek savunma sistemleri kurmaya çalışıyorsunuz. Bugün iki aşamayı da size göstermek istiyorum. Çünkü oyun bence şu anda hani bir hafta oynayabileceksiniz ama bir hafta oynadıktan sonra full cool olarak açıldığında kesinlikle alıp oynamaya değer bir oyun. Şimdi bakın ilk olarak Command Center'ımıza geliyoruz. Bu arada Command Center'dan bir göreve girmeden önce şöyle etrafı göstereyim size. Bakın şöyle kulonlarımız var. Bunlar bize yeni silahlar verebiliyorlar. Yeni kılıçlar verebiliyorlar. Ya da işte buradaki gibi el bombası vesaire alabiliyorsunuz. Sadece biraz çok sesli konuşuyorlar. Evet. Onları aldırmayın. Bu şekilde hem hani base'inize koyabileceğiniz şeyleri de artırabiliyorsunuz. Biz şimdi seviye 1 olarak başlayacağız. Eğer ileride daha fazla video görmek isterseniz birkaç gün sonrasında daha yüksek levelde de bir video çekebilirim. Ama merak etmeyin seviye 1 de olsak oyuncuları çok güzel yakalayacak taktikleri size göstereceğim. Şimdi ilk başka başka bir oyuncunun yaptığı bir base'e girelim. Şuradan base'in dış görünüşünü görebiliyorsunuz. Mesela Şurada zorluk seviyeleri var arkadaşlar. Zorluk seviyeleri şu. Dungeon'lara koyulabilecek bu kendi bezlerinize koyabileceğiniz şeylerin sınırı var. Zorluk seviyesi ne kadar yüksekse orası o kadar büyük oluyor ve o kadar çok tuzak koyulabiliyor. Biz normal bir taneye gireceğiz çünkü şu anda hiçbir ekipmanımız yok. Mesela hangisiymiş? Şu Aston'a girelim mesela. Tabi bu adam garip bir şey yapmış ama. Bezlerin yani tuzaklar dışında görünüşleriyle de bayağı oynayabiliyorsunuz. Bayağı bir dizayn seçenekleri var. İsterseniz böyle korkutucu yeraltı dungeonları ya da daha böyle muhteşem görünüşe sahip olan şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi bakalım bu adam ne yapmış. Şu şey arkadaşlar bizi bir tane çubuğa götürüyor. Bu çubuktan kaynak çıkarılıyor. Biz bu çıkarılan kaynağı çalıp buradan sağ bir şekilde kaçmamız lazım. Bakın mesela şimdi. Ama kaymayalım. Şunlara çarparsak mesela ölüyoruz. Allah korktum. Korkuttum lan. Oyt. Tamam öldürdük. Ve öldük. <laughs> Patlıyormuş ya bu. Kabalı e, kapalı da yoktu arkadaşlar. Bu neyse çaktırmayın. Korkuttu pezevenk ya. Neyse dur bir daha gidelim. İstediğiniz kadar yeniden deneyebiliyorsunuz. O konuda sorun yok. Çünkü siz yeniden denediğiniz zaman hem base'i inşa eden kişi para kazanıyor. Sizi öldürdüğü için. Hem de sizin de burayı bildiğiniz için base'i ele götürme şansınız daha fazla oluyor. Ama ben ona dikkat edeyim. Bunun gibi patlayan yeni şeyler olabilir. Şimdi o... La nasıl ölmedin sen? Tamam şimdi ölstüm. Bakın silahınızın sadece iki mermisi var. Ve mermiler... a şu anda olduğu gibi saçma sapan yerlere düşerse geri alamıyorsunuz. O yüzden kalınlığına dikkat etmemiz lazım. Oyut. Tamam ok attı oradan. Şimdi bu... Tuzak bir kere kullanıldı artık daha fazla kullanılmayacak. Yok sayabiliriz diyecektim bir şey ateş ediyor. Kim o? Tamam. Evet. Onu nereye koymuş o adam? Oy today, tonight, tonight, tonight. oy 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 oy. Oy Tepeye tuzak koymuş. Neyse. Kapalı beden üzerinden iki ay geçti arkadaşlar. <laughs> Bu tür taktikler unutmuşum. Ama mesela aşağı inen yolların tepesine tuzak koymak çok iyi bir taktikler yani. Bu adam da önceden oynamış. Belli. Şimdi. Şöyle geçelim. Şuradan geliyor yürümesi hayvanın O zaman buralarda bir yerde tuzak ve gitmemiz gereken yer. Böyle gelsek. Bunların içine mi koymuş aynı? Şimdi bunu al. Evet, böyle tuzaklar olabilir diyecektim. <laughs> Vallahi okların arasında yaşıyoruz. Oyun teşekkür ederim. Ama yani adam bayağı şanssızmış. Şimdi onu aldık. Dönüş yerlerinde de tuzaklar olabiliyor. Bazı tuzakları şey olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hani base'deki maddeyi aldıktan sonra çalış şeklinde. O yüzden ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi şurada bir şey var mı mesela? Şu anda yok. Hem tepelere hem aşağı baka baka gideceğiz. Kardeş sen geldin de orada bir şey yok. Oy, oydu burayı unutuyordum ha. Şurada bir şey var mı tamam. Güzel bir sorun yok galiba. Şuraya da bakalım. Buradaki dekorasyona da tuzak koyabiliyorlardı bazen. Ama yırttık galiba. Koş. bir base bittikten sonra arkadaşlar ona puan verebiliyorsunuz. Mesela ben buna biraz daha iyice puanı verebilirim. Çünkü o tepeden gelen tuzağı beklemiyordum. Biri de eğlenceliydi yani. Şimdi gidelim kendi base'imizi yapmaya. Bunun için de önce base'e dönüyoruz. Her base'in farklı bir kaynağı var arkadaşlar. Mesela az önce aldığımız base şurada el bombası var üstte görüyorsunuz. El bombası simgesi olan karakterimizi geliştirdi. Farklı farklı base'leri yapıp sürekli olarak karakterinizi geliştirmeniz gerekiyor. Biz de şimdi gidelim mesela farklı bir base inşa edelim. Evet beyler yeterince kaynağı biriktirip ilk base'imizi aldım. Şimdi gidip base'imizi inşa edeceğiz. Bakın base'i şurada New Brutal Site dedikten sonra buradan alıyorsunuz. Bunların hepsi rastgele oluşturulan farklı farklı mapler. Ardından bu yüz kısmına girip buradan base'inizi inşa etmeye gidiyorsunuz. Şimdi gidelim. Base'i inşa ederken arkadaşlar şunu unutmayın. Her zaman neyi beklemezsiniz onu düşünün ve onu yapmaya çalışın. Şimdi sonuçuna bakmanız lazım. Şimdi bu gözüken sarı yol bizim şu karakterimizin gideceği yol. Onun gidebileceği yol her zaman olmalı. Yani bunun etrafını tamamen çeviremiyorsunuz ama yolu uzatabiliyorsunuz. Ve yol düz bir yol olmalı. Yani o yaratık aşağı düşmüyor. Her zaman bir merdiven gibi yavaş yavaş aşağı inebileceği yollar olmalı. Şimdi şöyle yapacağız. Şu anki yol çok basit. Yani direkt buradan aşağı dümdüz geliyor. Buraya hiçbir şey taklayamayız. O yüzden en başta buranın bir üstünü kapatalım. Şu anki eklediğimiz objelerin rengini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Hatta şeklini değiştirebiliyorsunuz. Mesela R'ye basayım. Bakın şöyle şekilleri değişiyor. Ya da taba basıp böyle farklı bir obje seçebiliyorsunuz. Şimdi beyazla başladık. Beyazla gidelim. Şurayı bir kapatalım. Bakın sağ üstte bir puan kısmı var. 56'ya 750 diyor. O şu anda base'in kullandığı puan. Şöyle etrafta boş şeyler oluyor. Bunlar puan kullanıyor. Bunları sağ tıklayıp kaldırıyorsunuz. Sonra kendi base'inizi inşa ediyorsunuz. Şimdi şöyle bunun etrafını kapatacağız demiştik. Şöyle kapatalım. Şöyle yapacağım. Bakın. Buradan aşağı doğru yol vereceğim. Sonra buraya normal bir kutu koyalım. Bunu kaldırabiliyor muyuz? Kaldıramıyoruz. Tamam şöyle yapalım o zaman. Böyle. Olabildiğince yol vermeye çalışıyorum. Mouse ile yönü değiştirelim. Tamam. Şimdi o petimiz buradan böyle gelecek. Şöyle inecek. Sonra yolu nasıl uzatabiliriz? Şöyle git, gidip böyle gelirse olur. Tamam. Şimdi daha yanacaksınız birazdan. Durun dayanın. yolunu uzatabilmek için ama şöyle bir duvar oluşturacağız. Oyun şuradan indiğini anlayabilecek mi? Burada başka bir şey var diyor. Tamam. Buradan böyle gelmeyeceksin şimdi. Bak, kırmızı yol şu anda bu yolu kullanamıyorum diyor. Ona biraz daha uygun bir şekilde ayarlamamız lazım. Şimdi böyle indin. Buradan inebilecek misin? Aslında şu şekildeyken inmesi lazım ama bir şeye takılıyor herhalde. Şöyle bir yolu çizeyim bakalım anlarız neye takıldığını. şuraya geliyor. Buradan şöyle gitmesi lazım. Niye gitmiyorsun? Tamam şöyle yapalım. Bu inat etti arkadaşlar. Bu hayvan bizim buradan geçmeyecek. Şöyle git diyelim. Burayı kapatalım. Buradan böyle gelsin. Ondan sonra şöyle devam etsin. Bir sonra farklı bir yola ayarlayalım. Burayı da kapatalım. şurayı şöyle uzatalım. Map'i çok uzun ya da büyük yapmanıza gerek yok. Ama yaptığınız yerleri iyi kullanmaya bakın. Yani mesela bizim şu anda burayı kapatmamız şart. O yüzden burayı kapatacağız. Ama boş yerleri yani mesela e, şu arka kısım bunları mesela yok sayabilirsiniz. Düşmanın buradan sizin tuzaklarını atlayamadığından emin olduğunuz sürece bu kısımları boş bırakın. Ama yok mesela diyelim ki şuradan geçerken tuzağınız varsa o zaman şu tepeleri kapatın. Şimdi biz diyelim ki şuradan indik. Pet böyle gitti. Böyle geldi. Buradan aşağı indi. Tamam. Şuraya bir yol çizmemiz lazım. Şurayı kapatalım. Sonra şuraya bir merdiven. Bakalım şu anda gelebiliyor mu pet? Şuradan şöyle geleceksin. Tamam şöyle yapalım. Oradan devam etmiyor. O zaman şunu şuraya koyalım. Buradan böyle gelince ne yapacak? Buradan böyle gelecek buradan aşağı inecek Tamam. Şimdi yolu oluşturduk. Arkadaşlar bakın pet buradan böyle aşağı doğru inecek. Buradan şöyle geçecek. Şöyle Sonra ardından şuradan şöyle buraya. Yolumuz çok uzun değil. Yolumuzun çok uzun olmasına gerek de yok. Mesela diğer gediğimiz bezlerin çoğu uzundu. Onun yerine bezinizin güvenli olduğundan emin olun. Şimdi biz mesela buraları bir kapatalım. Şöyle. Tuzak koymayı düşündüğünüz her yerin dışını kapatın. Mesela şurayı da şöyle kapatacağız. Bir düşman arkadan dolanamaz. Duvarlar kırılmıyor oyunda. Bunu avantajınıza kullanın o yüzden. Heh. Şurayı da şöyle kapatalım. Pardon şurası yolu kapatıyormuş. Şurayı da kapatalım. Evet şimdi geldik tuzaklara. Bu arada şöyle yanları da kapatalım ki. Beyaz olsun bari. Madem beyazdan gittik. Tamam. Şimdi 189'a 750 puanımız var diyor. Şu etraftaki boş şeyleri bir kaldırayım. Başka varsa. Kırmızı gördüğünüz şeyleri kaldırabiliyorsunuz mutlaka. Yaklaşıp sağ tıklayın. Tamam. Boş şeyleri de kaldırdım. Şimdi boşta bir şey yokmuş. Şimdi arkadaşlar tuzakları koyacağız. Taba bastım. Tuzaklara geldim. Neleri koyabiliyoruz beleş? Şu impaler bu e, uzun bir şekilde uzun çiviler çıkıyor yerden ya da yüksekten nereye koyduysanız oradan aşağı doğru aniden saplıyor. Bu işe yarayan bir tuzak. Şu roket atıyor. Roket atma tuzağı genelde çok iyi değil ama bakacağız. Bir tane asker çağırabiliyoruz. Başka herhangi bir tuzak kullanamıyoruz. Tamam. O zaman bunları iyi kullanacağız. Şimdi her zaman şu tepelere bir tane şunlardan koyun. Ama özellikle buradan inerken gözükmüyorsa. Mesela inelim gözüküyor mu? Yok. Tamam. Ondan sonra. Şimdi düşman bunu gördükten sonra ne yapar? Böyle gelir. Mutlaka sol tarafına bakar. Orada bir tuzak var mı diye. Önüne bakar. Tepeyi kontrol eder. O zaman buralara koymayacağız. Onun yerine şuraya koyalım. Çünkü bakın buraya bakıp burada tuzak yok zannedip. Böyle devam etmeye kalkabilir. Arkadan vururuz böylece. Ondan sonra ne yapabiliriz? Hatta bunu değil de şu roket atanı koyalım. Hmm. Bu tuzakların ekstra arkadaşlar geçtirmesi var. Böyle F'ye basıp koyabildiğiniz. İkinci turda çalış özelliği açıkmış bizde şu anda mesela. Ekstradan 5 puan yiyor. Onu kullanamıyoruz. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Her tuzağın şöyle altında yediği puan yazıyor. Roket atanlar biraz daha pahalı. Şimdi buradan roket geldi. Roket yedikten sonra ne olur? Büyük ihtimal şu yukarı doğru kaçar. Ona yapacağımız bir şey yok. Sonra şuraya tuzak koyabiliriz. Şimdi nasıl yediririz diye düşünüyorum arkadaşlar ama şuraya tuzak koyduğumuz zaman adam tuzağı %100 görüp şöyle arkaya doğru gidecek. Tuzaktan kaçacak. Peki şunu yapabilir miyiz? Hmm. Mesela seni şuraya koyduk. Sen buradan çık. Ondan sonra tavana da bir tane koyalım. Şimdi tavanı görecek. Tavanı gördükten sonra tavana saldırırken buradan bu tuzağı yiyebilir. Bu işe yarayabilir. Bunun dışında Hmm, şuraya tuzak koyma olayı fazla alışkın bir şey. Onun yerine şöyle yapalım. Aynen, şurada bunlar olsun. Bunu görünce hızlıca aşağı inmeye çalışırsa da o zaman roket atalım ona şuradan. Yanlışlıkla şey kaldırdım, çaktırmayın. Buraya da bunu koyalım. Şimdi buradan geldi. Aşağı doğru inerken bunu gördü hızlıca aşağı inmek istedi. Sonra çat buradan roketler gelsin. Başka ne yapabiliriz? Şimdi şöyle çok e, haince bir tutak kuracağım arkadaşlar. Bakın buraya bunu koyacağız ama. Bu base'i aldıktan sonra çalışacak. Yani adam buraya kadar gelecek. Bunu alacak. Bunu alır almaz arkasından çat bunu çalışacak. Çok süper bir tuzak olabilir bu. Üstüne şuraya da roket atarı koyalım. Eğer oradan kaçarsa buradan roket yesin. Bu da ikinci seferde çalışacak şekilde. Başka ne yapabiliriz? İkinci turda çalışacak şeyleri de koymamız lazım çünkü. Ama bence orası mutlaka bir adam öldürür. Şimdi buradan roketi yedi. Sonra aşağı kaçtı diyelim. Aşağı kaçtıysa şuraya tuzak koyalım. Buradan böyle geldi. Sol. Sola şunu koyalım. Az bir puanımız kaldı. İkinci tur hazırlanalım biraz da. Mesela buradan dönerken şöyle geçti ya. Şuraya şundan olur. İkinci tur çalışacak şekilde koyalım. Roket atsın. Roketten kaçmak için hemen yukarı çıkarsa da o zaman ne olsun şuradan şey yesin. Mızrakları yesin. Evet son bir ya da iki tuzak koyabiliriz. Şimdi nereye koyalım? Birini şuraya koyabiliriz. Aynen buradan böyle gelirse o kafasına inmeye çalışır. Bir de tam böyle dışarı bir tuzak koymak lazım. Dışarı koyulan tuzaklar adam yakalayabiliyor. Mesela bir tane de buraya. Tam mutlu bir şekilde lan kazandım diye dışarı çıkarken arkasından bunu yesin. Evet arkadaşlar bir test edelim şimdi bunu. Şu anda inaktif versiyonda. Şöyle SC'ye basıp Baştan test et diyebiliyorsunuz. Bakalım kendi tuzağımızı yiyecek miyiz? Hatırlamıyorum başta ne koyduğumuzu. Evet şimdi geldik. Buradan aşağı doğru indik. Ha, evet burada bunlar vardı. Tamam. Bunu ikinci tur mu test ya? Bunu ikinci tur yapacaktık. Bunu değiştirelim unutmuşken. Tamam sonra buradan kaçtık. Ve geldik. Sonra burada bunu gördük. Dedi ki bunu böyle keselim. Sonra yandan saldırı yiyeceğiz. Ama çok yavaş geliyor. Niye yemedik lan? Sen niye çalışmıyor? Alo. Bu çalışmadı. Buna bakmamız lazım. Başka. Böyle geldik. Evet senden kaçtık. Sonra bunu yedik. Tamam. Güzel. Bu, bu istediğim gibi çalışıyor. Şimdi or nerede bizi başlattı? Burada. Devam edelim. Bundan kaçtık. Sonra mutlu mesut bunu aldık. Ha biraz geç aktif oluyor bu. Oyt. Allah. Bunu nasıl yapalım? Bir adım geriye mi koysak? Tamam arkadaşlar şöyle yapalım şimdi. İnşa etmeye geri dönelim. O biraz geç aktif oluyor. O zaman nasıl yapabiliriz seni? Hmm. Şuraya da koyabiliriz. Buraya mı koysak? Ya da bu aktif olmadan kaçayım derken bundan gelen roketi de yiyebilir. O da olabilir bence. Aynen kalsın ya. Bence orası birini yakalar. Bir sadece şuna ikinci aktif olmayı verelim. Evet arkadaşlar örnek base'imizde gördünüz. Yani oyun bu şekilde. Başka birileri gelip öldüğü zaman sizin base'inizde nerede öldüklerini görebiliyorsunuz. Bir ceset oluyor. Cesetinden kaynaklarını çalabiliyorsunuz. Bence oynamaya değer bir oyun. Eğer base yapmayı seviyorsanız 3-4 tane görevi yaptıktan sonra hemen bu şekilde base'inizi inşa edip diğer oyuncuların gelip avlanmasını bekleyebilirsiniz. Sonrasında oyunculardan çaldığınız kaynaklarla sürekli base yapabiliyorsunuz. Yani hiç avla çıkmanıza gerek yok ya da avlanmayı seviyorsanız bir arkadaşınızla alıp farklı farklı bu şekilde inşa edilmiş bezleri işgal edebiliyorsunuz. Bence oyunun iki aşaması da bu gayet güzel, eğlenceli. O yüzden ikisini de göstermek istedim. Sizin bir fikriniz var mı? Oyunu sevdiniz mi? Sevdiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.